Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde halk edebiyatını işleyeceğiz. Halk edebiyatı biliyorsunuz kendi arasında 3 kısımda inceleniyor. Anonim halk edebiyatı, aşık edebiyatı ve tekke ve tasavvuf edebiyatı olmak üzere. Biz bugünkü dersimizde halk edebiyatının bölümlere ayrılmasını ve anonim halk edebiyatını sizlerle birlikte işleyeceğiz inşallah. Şimdi halk edebiyatına baktığımız zaman az önce de ifade ettiğim gibi kendi arasında 3 kısımla incelenir. Anonim halk edebiyatı, aşık edebiyatı, tekke ve tasavvuf edebiyatı olmak üzere. Tekrar edelim. Halk edebiyatı kendi içerisinde 3 kısımla incelenir. Anonim halk edebiyatı, aşık edebiyatı, tekke ve tasavvuf edebiyatı olmak üzere. Şimdi halk edebiyatının genel özelliklerine baktığımız zaman nelermiş bunlar? Bunları bir sıralayalım. Dil sade ve özensizdir, değil mi? Divan edebiyatındaki gibi süslü ve sanatlı bir dil için sanatçılar uğraşmaz. İkincisi arkadaşlar, nazım birimi dörtlük, ölçü hece ölçüsüdür. Çoğunlukla yarım uyak ve redif kullanılmıştır. Yarım uyan kullanılmasının sebebi şu, sözlü bir edebiyat olduğu için, yazıya aktarılmadığı için, doğaçlama söylendiği için şairler çoğunlukla yarım uyak kullanılmıştır. Halk şairleri okur yazar değildir. Şiirler meraklılar tarafından yazıya geçirilmiştir. Bunlara cönk denir. Değil mi arkadaşlar? Cönkün diğer bir ismi sığır dili demektir. Böyle yukarıdan aşağıya doğru açılan arkadaşlar defterler şeklindedir. Halk şairlerinin bazı şiirlerini buraya yazmışlar. Bunlar da sonradan yazıya geçirilmiştir. Yoksa bunlar sözlü bir edebiyattı. Bunu zaten söyledim. Şiirler saz eşliğinde doğaçlama söylenir arkadaşlar. Doğaçlama demek irticalen demek. Yani içinden geldiği gibi söyleme demek arkadaşlar. Hiçbir işe, hiçbir kağıda dökmez. Bunları daha önce hazırlanmaz. Daha önce bir kağıda yazayım da sonradan bunu sazda çalayım demez. Sazı eline alır, olduğu içinden geldiği gibi söyler. Yaşamla iç içedir. Hayalden çok arkadaşlar gözlem vardır. Halk edebiyatının genel bir özelliğinde. Aşk, özlem, gurbet, ölüm, doğa, yurt güzellikleri, yiğitlik, din, özgürlük konuları arkadaşlar işlenir. Şiirlerin son dörtlüğünde şairin adı geçer ki biz buna arkadaşlar mahlas deriz. Şairin son dörtlüğünde kendi mahlasını kullanmasına da kapşırma deriz arkadaşlar. 18. yüzyıldan sonra aruzu ve dolayısıyla Arapça, Farsça sözcükleri kullananlar da olmuş. Dertli, Erzurumlu Emrah, Zihni gibi. Bunlar arkadaşlar hem aruzu kullanmışlar, hem Arapça, Farsça sözcükleri kullanmışlar. Hem de bunlar medrese eğitimi almışlardır. Bunlara yeri geldiğinde değineceğiz zaten. Şimdi arkadaşlar ilk kolu olan anonim halk edebiyatını söyleyeceğiz. Biz anonim, aslında anonim sözcüğünü İslamiyet öncesi Türk edebiyatından da biliyoruz. Anonim sözcüğü ne demekti arkadaşlar? Söyleyeni belli olmayan edebiyat, yani söyleyeni belli olmayan yazı, söyleyeni belli olmayan şiir demekti, değil mi? Yani kısacası söyleyeni belli olmayan yazılardı. Şimdi o zaman yaratıcısı bilinmeyen edebiyattır. Yani anonim halk edebiyatı halka mal olmuş bir edebiyattır. Anonim şekilde oluşan bu türler nelerdir? Destanlar, masallar, maniler, türküler, ninniler, bilmeceler, halk öyküleri, Dede Korkut, Karagöz, Orta Oyunu gibi halkın ortak malı haline gelmiş ürünlerdir arkadaşlar. Bunlar anonim halk edebiyatı ürünleridir. Şimdi bu anonim halk edebiyatı ürünlerini arkadaşlar teker teker sizlere söylemek istiyorum. Mesela ilk olarak maniye geldiğimiz zaman, değil mi? Mani 4 mısradan oluşur. Yani tek dörtlükten de oluşur diyebiliriz. Yedili hece ölçüsüyle yazılır arkadaşlar. En bariz özelliği yedili hece ölçüsüyle yazılması bir. Kafiye düzeni AAXA ki biz bunu arkadaşlar zaten mani tipi uyakta diyoruz. Kafiye düzenine bu AAXA'dan dolayı bunu gördüğümüz zaman biz buna mani tipi uyakta diyoruz. Arkadaşlar asıl anlatılmak istenen duygu düşünce genellikle son iki mısradadır. Onun için o ilk iki dize dediğimiz dizeler doldurma dizelerdir. Mesela bir örnek vereyim hemen arkadaşlar, mani örneği. Diyor ki öküz kayadan bakar, öküzün alnı sarkar, delikanlı dururken kocalara kim bakar diyor. Bakın tekrar ediyorum.
Öküz kayadan bakar, öküzün alnı sarkar, delikanlı dururken kocalara kim bakar? Şimdi burada asıl söylenmek istenen ne? Delikanlı dururken kocalara kim bakar? Yani genç dururken yaşlıya kimse bakmaz manasında bir söz söylenmiş. Peki öküz kayadan bakar, öküzün alnı sarkarla bir alakası var mı? Yok. Ondan dolayı biz bunlara doldurma dizeler diyoruz arkadaşlar. Anladınız mı? Evet. Bakın öküzün üstünde her ders duruyorum gördüğünüz gibi. Öküz çok sevdiğim bir hayvandır benim. Cinaslı ayaklı mahallede mısra sayısı fazla olabilir. Cinaslı yazılışları ve okunuşları aynı anlamları farklı olan sözcükler. Bunlar arkadaşlar sayısı fazla olabilirler. İki kişinin karşılıklı söyledikleri manilere de değiş mani derler arkadaşlar. Doğu Anadolu'da bayatı, Urfa'da da hoyrat şeklinde anılır mani örnekleri. Cinaslı maniye de hemen bir örnek vereyim. Mesela gülenaz, bülbül eyler gülenaz. Girdim bir dost bağına, ağlayan çok, gülen az. Değil mi? Yine söylemiştim, tekrar söylüyorum. Kurt olur, düşman titrer, kurt olur. Erir demirden dağlar, Türk milleti kurtulur. Sürüne, arkandaki sürüne, seni benden ayıran sürüm sürüm sürüne. Bakın arkadaşlar hepsi cinaslı maninin örnekleri. Türkiye'ye geldiğimiz zaman genellikle aşk, doğa, güzellik, kahramanlık, sosyal olayları konu alır. Kendine özgü bir ezgiyle sözlenir değil mi? Türkünün kendine özgü bir bestesi var, ezgisi var. Ve her türkünün kendi içerisinde hikayesi var. Bunların çoğu bir yürek yangını sonucunda oluştuğu için hepsinin bir hikayesi vardır arkadaşlar. Yapı bakımından iki bölümden oluşur. Birinci bölüm türkünün asıl sözlerinin söylendiği bölüm. Burası band bölümüdür. Şarkı gibi düşünün arkadaşlar. Günümüzdeki şarkıların biliyorsunuz bir normal yazılan kısmı var. Bir de sürekli tekrar eden kısmı var. İşte o türküde sürekli tekrar eden kısmı biz nakarat bölümüne kavuşlak diyoruz. Türküler bazı özelliklere göre 3 gruba ayrılır. Mesela ezgilerine göre usullü ezgiler, oyun havaları. Mesela misket buna girer. Usullü ezgiler, uzun hava. Değil mi? Konularına göre aşk türküsü, kahramanlık türküsü. Yapılarına göre manilerden kurulanlar, dörtlüklerden kurularlar. Türküler kavuştaklarına göre bu şekilde kafiyelenirmiş arkadaşlar. Tabii burada bir türkü örneği dinlemeniz türküyü daha iyi, sizin açınızdan daha iyi kavraması bakımından çok önemli olacaktır. Tabii burada hemen bir türkü örneği vermek gerekirse, mesela söyleyeni belli olan türkülerden var, bir de söyleyeni belli olmayan türkülerden var. Söyleyeni belli olmayan türkülerden bir örnek vermek gerekirse, hastane önünde incir ağacı, annem ağacı, doktor bulamamış bana ilacı, annem. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi sesim ne kadar kötüyse bilgisayar bile dayanamadı, error verdi. Onun için yapacak bir şey yok, devam edelim. Yani mesela bu hastane önünde incir ağacı Türkiye bir örnekti. Şimdi gelelim arkadaşlar diğer anonim halk edebiyatı örneklerine. Ağıta baktığımız zaman sevilen bir kişinin ölümünden duyulan acıyı dile getiren ve her zaman ezgiyle söylenen şiirlerdir. Aslında bir türkü çeşididir yine bu. Hemen arkadaşlar size bir bilgiyi hatırlatmak istiyorum. Ağıtın İslamiyet öncesi edebiyattaki karşılığı neydi? Evet, çok doğru bildiniz, doğru söylediniz, saguydu. Peki ağıtın divan edebiyatındaki karşılığı neydi? Çok güzel, bunu da bildiniz. Bu da Mersiye'ydi değil mi? İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki ağıtın karşılığı sagu.
Divan edebiyatındaki ağıtın karşılığı ise Mersiye'dir. Şimdi ninni küçük çocuklarını uyutmak için değil mi özel bir ezgiyle söylenen şiirdir. Aslında türkünün de bir çeşididir. Bunun arkadaşlar düz yazı şeklinde söylenmiş biçimleri var. Efendim ne derler ona? Hece ölçüsüyle söylenmiş biçimleri var. Mesela en yaygını değil mi? Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana, sür bostancı danayı, yemesin lahanayı değil mi? Yani çocuğun uyumasıyla bahçeye giden lahananın ya da bahçeye giren o dananın lahanayı yemesiyle nasıl bir ilişki kurulabilir? Ama baktığınız zaman işte çocuk buna seviniyor, buna uyuyor. Ya da baktığınız zaman mesela şöyle bir ninni var. Atem tutem ben seni, şekere gatem ben seni, akşama baban gelince oy önüne atam ben seni, akşama baban gelince oy önüne atam ben seni. Böyle bir ninniyi düşünün. Yani çocuğu atacak tutacak, çocuğu şekere katacak, akşama babası gelince de şekerleyip önüne atacak. Yani sanki çocuğun babasına kek yapıyor ama işte bu saçma sözleri arkadaşlar çocuklar uyuyor. Ninni bu açıdan baktığımız zaman önemli tabii. Çünkü ninninin arkadaşlar bir de şöyle bir işlevi vardır. Ninni anne ile çocuk arasında aynı zamanda bir bağ kurar. Sevgi bağı kurar. Atasözüne geldiğimiz zaman arkadaşlar hemen aklınızda dın diye hemen bir tane arkadaşlar lamba yanması lazım. Ne diyeceksiniz? Biz bunu İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nda öğrendik. Bunun İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'ndaki karşılığı savdı. Hatta biz bunun ilk örneklerine Divan-ı Lügat-ı Türk'te rastladık. Diyeceksiniz değil mi? Aferin size. Uzun deneyim ve gözlem ürünü olan topluma öğüt vererek doğru yolu göstermeye çalışan kısa, özlü sözlerdir. Mesela bir atasözü örneği verelim. Damlaya damlaya göl olur. El elin eşeğini türkü çığırarak arar. Ya da çağırarak arar. Evet. Size ödev olsun o zaman. Eşekle ilgili 10 tane atasözü bulup haftaya bana söyleyin arkadaşlar. Bilmeceye baktığımız zaman bir varlık ya da nesnenin adını anmadan niteliklerini üstü kapalı bir biçimde o varlığı buldurmaya amaçlayan sözlerdir. Yani varlığın burada arkadaşlar ismini söylemiyorsunuz. Onun özelliklerini söylüyorsunuz. Onun özelliklerini söyleyerek onu buldurmaya çalışıyorsunuz. Buna bilmece deniyor. Bu da arkadaşlar gerçekten eğlenceli bir türdür değil mi? Özellikle çocukların birbirine sordukları zaman küçükken bunu biz de yapardık. Gerçekten çok güzel olurdu. Mesela işte nedir? Çarşıdan aldım bir tane eve geldim bin tane. Çın çın tamam kurnası imam bir kız aldım babası imam. Öyle bir şey vardı. Bilmiyorum. Yani saat de evet cevabı saat de yani bilmeceyi doğru söylediğimi söyleyip söylemediğimi bilmiyorum. Fıkraya baktığımız zaman arkadaşlar güldürürken düşündürmeye amaçlayan kısa nükteli sözlerdi. Nasreddin Hoca fıkraları bu konuda çok ön plana çıkmıştır. Ama burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Bu düşünce yazı olan fıkra ile bu anonim halk edebiyatı ürünü olan fıkrayı birbirine karıştırmayın. Sakın ha sakın diyorum arkadaşlar. Fıkra ile ilgili de anlatacağımız anlatmayacağımız birçok şey var. Burada ben bir örneği size anlatabilirim. Temel uçağa binmiş. Karşısında bir İngiliz, bir Fransız, bir de Alman görmüş. Yine mi siz demiş, hep sizinle karşılaşıyorsunuz demiş. İşte böyle de bir fıkra var. Devam edelim. Arkadaşlar, halk hikayelerine geçtiğimiz zaman, bu yine bir arkadaşlar geçiş dönemidir. Yine bunun da anonim halk edebiyatı içerisinde almak zorundayız. Çünkü bunun da yazarı belli değildir. Bundan dolayı biz bu hikayeleri burada alıyoruz arkadaşlar. Dede Korkut hikayeleri gerçekten mükemmel eserlerdir. Özellikle bu Dede Korkut hikayelerini arkadaşlar hala okumadıysanız mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Oğuz Türklerinin geleneklerini, göreneklerini, tarihi ve coğrafi konumlarını, savaşlarını Oğuz Türkçesiyle anlatır. 12 öykü ve bir ön sözden oluşur. 12 öykü ve bir ön sözden oluşur. Bunlar destan geleneğinden halk hikayeciliğine geçiş dönemin ürünleridir. Nazım nesir karışıktır.
İslamiyet'in izlerini taşır, tabiat ve hayvanlar ön planda tutulmuş, canlı bir şekilde işlenmiştir. Aliterasyonlar, yani ünsüzlerin çok sık tekrarlanması değil mi? Bir de bunun ne var? Asonans var, o da ünlülerin çok sık tekrarlanması yer verilmiş. Yazma nüshaları arkadaşlar, Dresden ve Vatikan olmak üzere iki tanedir. Arkadaşlar, burada babanın oğula, oğlum babaya o kadar güzel sözleri vardır ki, ya da efendim işte kocasının karısına söylediği sözler, iltifatlar çok orijinaldir arkadaşlar. Mesela sevdiğine diyor ki, adam sevdiğine diyor ki, iki badem sığmayan dar ağızlım diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bakın yani, ağzı diyor o kadar küçük ki diyor, bak nasıl seviyor sevdiğini. İki badem sığmayan dar ağızlım diyor. Mesela babası oğluna öğüt veriyor. Diyor ki, düşman içeriden olursa kapı kilit tutmaz oğul diyor. Bak ne güzel öğütler veriyor. Gerçekten okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Muhteşem bir eser. O 12 tane ayrı ayrı öykünün de kendi içerisinde güzellikleri vardır. Halk tiyatrosuna baktığımız zaman arkadaşlar, Karagöz, Orta Oyunu ve Meddah gibi sihirli oyunlar var. Bunlar yine geleneksel sözlü tiyatronun örneği arkadaşlar. Hem göze hem kulağa seslenirler çünkü bir görsellik ön plandadır. Ağız taklidinden yararlanırlar değil mi? Şive taklidi biraz doğru olmaz bu ifade. Ağız taklidinden yararlanırlar. Oyunlar doğaçlama yolla oynanır. Bu da irticalen oynanır. Yine bu oynatanın tamamen yeteneğine bağlı durumlardır arkadaşlar. Şimdi bunlara değinelim. Arkadaşlar şimdi Karagöz, Hacivat ve Orta Oyunu aslında birbirine benzer oyunlar. Bunların bölümleri de aynıdır biliyor musunuz? Mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş. Dört bölümden oluşur. İkisi de mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş. Peki hocam, Karagöz ile Orta Oyun arasındaki fark ne? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Karagöz ile Orta Oyun arasındaki fark şu. Karagöz'de perdeye yansıtılarak oynanılır. Tasviri denilen değil mi? Aslında bir perde oyunudur. Gerçekten kişiler yoktur. Bir kişi arkadadır. O kişi bütün oyuncuları değişik ağız taklitleri yaparak oynatır. Ama Orta Oyunu'nda arkadaşlar her karakter için başka bir kişi vardır. Yani Orta Oyunu'ndaki oyuncular gerçek oyuncudur. Kanlı canlı insanlardır. Ama Karagöz'deki tasvirdir. Aralarındaki tek fark bu. Onun dışında yardımcı kahramanları olsun, Karagöz, Hacivat olsun, Kavuklu, Pişekar olsun, hepsi ayrı. Mesela şöyle söyleyeyim. Karagöz cahil birisi. Orta Oyunu'nda Kavuklu cahil birisi. Karagöz'de Hacivat kendini bilgili geçinen değil mi? Biraz böyle yara aydın bir tip. Aynı şekilde Pişekar Orta Oyunu'nda böyle bir tip. Baktığımız zaman bu şekilde benzer yönleri var. Ama hangi yönden ayrılır diye sorursa, işte Orta Oyunu'nda kanlı canlı kişiler var. Diğerinde arkadaşlar söylediğim gibi tasvir var. Sadece perdeye yansıtma var. Sadece bunları oynatan bir kişidir. Şimdi özelliklerine bakarsak slaytımızdan. Bir kukla oyunudur, eğlendirme amacı taşır. Oyunun bel kemiğini Karagöz adlı cahil biriyle dedik. Orta Oyunu'nda Kavuklu'nun karşılığıdır. Hacivat'ta bilgili geçinen biri arasındaki diyalog olur. Hacivat'taki bir şekerin karşılığıdır. Klişeleşmiş, yani kalıplaşmış bölümler. Arkadaşlar, klişeleşmiş yani kalıplaşmış bölümleri vardır. Kuklayı oynatan kişi konuşmaları tek başına yapar. Karagöz'de işte arasındaki fark bu diyorduk. Orta Oyunu'nda arkadaşlar palanga denir. Orta Oyunu oynandığı alana palanga denir. Unutmayın, belki karşınıza çıkar. Şehir meydanlarında ya da kendileri için hazırlanan yerlerde Pişekar, Kavuklu, Zenne gibi sabit tiplerle oynanan güldürü amaçlı seyirlik oyunlardır. Bunlar da arkadaşlar oyunun bel kemiğini yine ağız taklitleri oluşturur. Metinsiz, suflörsüz oynanan oyunlardır. Ki zaten biz bunları anonim halk edebiyatı içerisinde almamızın bir sebebi de o. Meddah da arkadaşlar tek kişilik bir oyundur. Yüksekçe bir yere çıkan meddah
Elinde bir bastonu vardır, bir mendili vardır, bir şapkası vardır. Anlattığı değişik olaylarla seyircileri güldürür. Taklit esastır, değil mi? Taklit yapmak ve başka kişilerin taklitlerini yaparak başkalarını topluma eğlendirmek esastır. Mesela günümüzde arkadaşlar Ata Demirer modern meddahlarımızdan birisidir. Yine o yeteneksizsiniz de birinci olan Sefa Doğanay olsun, Atalay Demirci olsun meddah da arkadaşlar söyleyebiliriz. Bunları meddah olarak bilgilendirebiliriz arkadaşlar. Şimdi aşık edebiyatı diyor ama aşık edebiyatına geçmiyoruz arkadaşlar. Onu bir başka dersimizde işleyeceğiz. Şimdiye kadar işlediklerimizi tekrar bir gözden geçirirsek arkadaşlar. Neleri gördük sizinle? Anonim halk edebiyatının türlerini gördük. Bu göstermeye yani tiyatro olan bölümleridir arkadaşlar. Sonra bakalım neleri görmüşüz. Halk hikayeleri Dede Korkut'u halk tiyatrosunu gördük zaten onu söyledik. Sonra halk hikayeleri Dede Korkut'u. Ağıt, ninni, atasözü, bilmece, fıkra. Mani türkü. Anonim halk edebiyatı. Halk edebiyatının genel özellikleri. Ve halk edebiyatının kendi arasında kaç ayrıldığını gördük arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde aşık edebiyatını işleyeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.